Tekirdağ'ımıza da geldik, Trakya'mıza geldik, 105 yerde miting yaptık. O mitinglerde hep bir tek şeyi söyledik. Gelin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin. Gelin, Türkiye İttifakı'na katılın. Türkiye'nin sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Türkiye'nin bütün demokratları birleşin, sesinizi duyurun dedik. Eğer siz birlikte olursanız, yan yana durarsanız, hep beraber olursak bizi kimse yıkamaz. Biz kazanırız, biz başarırız dedik. Geldiniz, beraber oldunuz, omuz omuza verdiniz, yan yana durdunuz ve sesinizi bütün Türkiye'ye duyurdunuz, bütün dünyaya duyurdunuz. 47 yıl sonra, 47 yıl sonra, 47 yıl sonra mavi gözlü, Selanik doğumlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yaptınız. Bir anneannesi Selanikli, babaannesi Kırçovalı, dedesi Üsküplü bir evladınız olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biz demiştik ki 31 Mart'ta güç verin, sizi unutmayacağız. Emeklinin, 10 bin lirayla geçinmek zorunda bırakılan emeklinin sesini duyuracağız. Asgari ücretine zam yapılmayan işçinin sesini duyuracağız. Ürünü para etmeyen, desteklemelerini alamayan, hakkını alamayan, alnının terinin karşılığını alamayan çiftçilerin sesini duyuracağız dedik. Ve 31 Mart'ta sizin bize verdiğiniz güçten, destekten sonra biz asla bir zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Dedik ki bu bir zafer değildir. Bu sadece bir vazifedir, bir görevdir. Belediye başkanlarımız işlerini iyi yapacaklar. Hepsi çok çalışacaklar. Biz çok çalışacağız ve biz bu ülkede bir kez daha halkın iktidarını, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisidir dediği köylülerin iktidarını kuracağız. Bakın, bakın orada ne yazıyor. Bugünlerde birilerinin köylüye al ananı da git demesine bakmayın. Siz şanlı bayrağın yanındaki yazıya bakın. Köylü milletin efendisidir. Köylü milletin efendisidir.